Herkese tekrar merhabalar. Aslında bu konuyla ilgili daha önceden bir video sunumu hazırlamıştım. Fakat hem 100'e yakın maddenin olması ve maddelerin sırayla zikredilmesi açıkçası çok çok hoşuma gitmedi hazırlanan video. Birkaç madde de revizyonuyla tekrar böyle bir sunumu hazırlamanın gerektiğini düşündüm açıkçası. Yine o sunumda bahsettiğim gibi pandemideyiz. Yine çalışmaya ve düşünmeye devam. Evlerdeyiz hafta sonları. Hazırladığım sunum 2050 ve sonrası dünyanın geleceği ne olabilir diye kendi zihnimde tasarladığım, biraz da olmasını istediğim şekliyle ama genel olarak olması muhtemel inandığım olmasına inandığım maddeleri tek tek önümüzdeki yüzyıl içerisinde, önümüzdeki yüzyıllarda neler olabilir diye kendi düşüncelerimle samimi şekilde anlatmaya başladım. Açıkçası 18. yüzyılda İngiltere'de yaşamış İngiliz filozof Edmund Burke'ün dediği kötülüğün zaferi için gereken tek şey İyilerin hiçbir şey yapmamasıdır cümlesi de açıkçası benim genel olarak hoşuma giden ve kılavuz kabul edebileceğim beyanlardan bir tanesi, fikirlerden bir tanesi. Genel olarak dünyamızın geleceği için hep beraber bir şeyler yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu sebeple önümde iPad'im var. iPad'imde o maddelerimi artık tek tek anlatmayacağım ama ya da madde numaralarını tek tek zikretmeyeceğim. Ara sıra zikredeceğim. Hepsini aynı anda zikredince sıkıcı oluyor çünkü. Dolayısıyla şimdi başlıyorum. Çoğumuz gibi ben de dünyamız ve insanlığın bugünler ve yakın gelecekte berbat gelişmeler yaşayacağının farkındayım açıkçası. Fakat internetle birlikte tarafsız ve gerçek bilgiye ulaşmak hızlı ve ucuz iletişim ve bilimsel gelişmelerin de sayesinde tüm dünyada ortak ve mantıklı bir bilincin oluşacağını düşünüyorum. Hızla organize olup aksiyon alabilen ortak akıl ve ortak vicdani değerlerde oluşacak bu ortak bilinç dünyanın geleceğini kurtaracak diye düşünüyorum. Yani dünya insanlığının daha da akıllanacağını, gerçek ve kalıcı mutluluğun büyük çoğunluğun mutlu olmasından geçtiğini anlayacağını düşünüyor ve umuyorum açıkçası. Çünkü dünya insanlığı hiç olmadığı kadar daha akıllı ve daha bilinçli olmaya doğru ilerliyor. Bu sebeple bir diyorum. Tüm dünyada sıfır atıklı ve çevresel döngüye uygun üretim, tüketim vazgeçilmez bir yaşam şekli olacak. İnsanlık kesinlikle daha az israf edecek ya da israf etmeyi sıfırlayacak diye düşünüyorum. Şu an için artan insan nüfusu ve küresel iklim değişimi insanlık ve tüm dünya canlıları için en büyük tehdit. 100 yıl içinde dünya insan nüfusunun hızla azalacağını, iklim ve ekolojik düzenin de iyileşmeye başlayacağını öngörüyorum. Bütün dünyayı tehdit eden yine diğer bir problem olan terörizm ya çok azalacak ya da yok olacak diye düşünüyorum. Terörizm finans ve insan kaynağı bulamayacak diye öngörüm var. İlk dönemler dijital veri hırsızlığı, siber saldırılar çok çok fazla yaşanacak önümüzdeki 20-30 yıl içerisinde. Sonrasında ise geliştirilecek olan yapay zeka ve algoritmalarla bunun imkansız hale geleceğini düşünüyorum. Bilginin ve haberin devletlerce kontrolü ya da kişilerce kontrolü tekel ya da monopol haline gelmesinin imkansız hale geleceğini düşünüyorum. 6. İnternet tek merkezden değil, çoklu merkezi sistemlerden daha güvenli ve kesintisiz olarak çalışacak diye düşünüyorum. Hiçbir eşya az süre kullanılıp atılamayacak. Buna kesinlikle bütün kalbimle inandığım bir madde bu. Hiçbir eşyanın tüket, kısa süre içerisinde kullan, at olamayacağını düşünüyorum. Elbiseler, mutfak eşyaları, mobilyalar, arabalar vesaire uzun yıllar kullanılacak şekilde tasarlanıp üretilecek.
Her eşyanın barkod takibi ile kullanım ve geri dönüşümü takip edilecek. Eşyaların az süreli kullanılıp atılmasından büyük çevre vergileri alınacak ve çok büyük de ayıp olacak diye düşünüyorum. Bunun şöyle bir matematiksel ispatı var 7. maddenin. Gündelik hayatta kullanmış olduğumuz ürünlerin, tükettiğimiz ürünlerin gıdayı bir kenara koyuyorum ki gıdada bile geri dönüşü imkansız maalesef enerji ve dünya kaynaklarının tüketilmesi söz konusu olabiliyor. Örneğin ahşap bir sandalye kullandınız, kısa süre kullandınız. Ahşap sandalyeyi oluşturan ağaç eğer bir kayın ağacıysa bu ağacın 200 yıllık bir ömrünün olması gerekiyor. Dolayısıyla 200 yıl yaşamış ve olgunlaşmış, daha sonra insanlığa hizmet edecek şekilde bir ağaç endüstrisine, mobilya endüstrisi çevrimine girmiş bir ağacın 200 yıl sonra bizim tarafımızdan kullanılıp birkaç yıl içerisinde çöpe atılması artık mümkün olamayacak. Dünya kaynakları zaten buna asla müsaade de edemeyecek. Sürdürülebilir olamayacak zaten. Dolayısıyla bütün eşyaları çok çok daha fazla uzun süre kullanılacağını düşünüyorum. Videoyu tekrar hazırlamamın aslında bir nedeni de şu. Bir önceki sunumda birazcık daha zamana bağlı kaldığım için birazcık daha acele ettiğimi gördüm. Dolayısıyla bu sefer zamana çok bağlı kalmayı düşünmüyorum. Toplamda da 100 civarında maddem var. 100 madde ne kadar sürerse o kadar da zaman sürsün istiyorum. Tarihe not düşmek adına. Bana da bir, kendime de, şahsıma da bir kılavuz olsun. Hem bizim bundan önceki sunumda da bahsettiğim gibi bizim mühendislik eğitimi alanlar genelde benim gibi, bizim gibi mühendislik eğitimi alanlar genelde hani biraz daha farklı konuları kurcalamayı da seviyoruz. Biraz daha vizyonla ilgili bir şeyler düşünmeyi de sevdiğimiz için dolayısıyla zamana bağlı da kalmak istemedim açıkçası. Devam ediyorum. Her eşyanın geri dönüşümlü üretimi çok çok fazla öne çıkacak dolayısıyla. Geri dönüşüm şirketleri ve fabrikaları, geri dönüşüm fabrikaları temel endüstriler ve karlı endüstriler haline gelecek diye öngörüm var. Örneğin bir otomobil motoru 50 yıl, şasesi 100 yıl, belki ampulleri 200 yıl kullanılabilecek. Tüm endüstrilerde ortak kullanıma uygun parça sayısının çok artacağını düşünüyorum. Üreticileri farklı bile olsa birçok yarı mamulün standartlaşacağını, günümüzdeki ortak standart tasarlanmış vida, somun, elektrik prizi gibi, hatta işte bugünlerde ortak işte bankamatik, belki ortak telefon şarj cihazı gibi birçok parçanın farklı endüstriler tarafından kullanılmasına rağmen ortak üretileceğini ve ortak kullanılabileceğini düşünüyorum. İkinci el, üçüncü el, dördüncü el eşya kullanımının çok fazla artacağını ve teşvik edileceğini düşünüyorum. Tüm araçlar, aklımıza gelen her şeyin elektrikli olacağını, fosil yakıtın da çok yakın gelecekte kullanılmayacağını, artık toprak altına terk edileceğini düşünüyorum. 12. maddem, kağıdın defter, kitap, gazete amaçlı kullanımının aşırı şekilde azalacağını, kağıt endüstrilerinin kapanacağını veya başka ihtiyaçlar için evrileceğini düşünüyorum. Bu endüstri, yani ağaç ve kağıt endüstrisi daha çok sıvı gıdalar olmak üzere geri dönüşümlü ve çevreye de uygun olduğu için ambalaj üretimlerine evrilerek tekrar popüler hale geleceğini ve gelişeceğini düşünüyorum açıkçası. Dolayısıyla bütün ambalaj sektörlerinin mecburen çevreye uyumlu ve doğada kolay yok olabilen, çözünebilen, doğayla uyumlu hale geleceğini düşünüyorum. Böyle olacağını öngörüyorum. Tarım tamamen insansız hale gelecek. İnsanlar isterlerse hobi ve eğlence amaçlı tarımla uğraşabilecek. Organik tarım ise çok popüler ve çok karlı. Ürünleri çok değerli olacak. Tabii bu ürünlere ulaşım da çok kolay olmayabilir ilk dönemler, ama ilerleyen dönemlerde bunlara da ulaşımın kolay olacağını düşünüyorum. Özellikle zamanımızda önemi anlaşılamamış ziraat mühendisliği ve bu konudaki yan bilim dallarının çok önemli hale geleceğini düşünüyorum. Yine
Keza ziraat mühendisiyle beraber gıda mühendisliğinin de çok çok daha önemli olacağını düşünüyorum. En zeki gençlerimizin bu meslekleri tercih edeceğini, bu mesleklerin çok karlı olacağını düşünüyorum. 14, Türkiye'de ve tüm dünyada miras paylaşımıyla küçülmüş tarım arazilerinin birleştirilerek daha efektif ölçüler haline, ölçülere getirileceğini öngörüyorum. Zira mevcut bütün özellikle Türkiye'de ve dünyada tarım arazileri maalesef miras yoluyla bölündüğü için verimsiz tarım alanlarına dönüşüyor ölçek olarak küçüldükleri için. Bunların birleşeceğini düşünüyorum. Hatta insanlar arasında arazi birleşimi ve ortak tarım yapma işbirliklerinin oluşacağını da düşünüyorum. Bunu yasaların da öngöreceğini ama insanların da kendilerinin gönüllü olarak arazilerini birleştirip ziraat yapacaklarını düşünüyorum. 15 tüm meyve sebze bahçelerinin daha uzun ömürlü olacağını, ağaçlarının ve fidanlarının onların da daha uzun ömürlü olacağını eskiden olduğu gibi 40, 50, 100 yıllık ağaçlardan oluşacağını aynı zamanda özellikle çevresel etkilerden, iklim koşullarından etkilenmeyecek şekilde sera ya da üstü yarı örtülü, yarı geçirgen malzemelerle komple bu bahçelerin kapanacağını düşünüyorum. Gıda israfının da inanılmaz şekilde azalacağını düşünüyorum yine inşallah gelecek yıllar, gelecek yüzyıllardan. Hayvan haklarının çok fazla ön plana çıkacağını, bugünkü uygulamaların hayvan hakları ile ilgili birçok uygulamanın canlı köleleştirme olarak kabul edileceğini, nasıl eskiden insanlarla ilgili böyle bir durum vardı, sonra yasaklandı, hayvanlarla da ilgili aynısının olacağını düşünüyorum. Hayvanların da daha fazla haklara sahip olacağını, dolayısıyla avcılığında çok hayvan avcılığında çok azalacağını ve zorlaşacağını düşünüyorum açıkçası. Bütün bunlarla beraber yine hayvansal et tüketiminin aşırı şekilde azalacağını, dolayısıyla insanların daha bu konuda canlılara karşı müşfik olmasının yanında bu sadece hayvansal et değil aynı zamanda deniz canlıları için de geçerli olacağını düşünüyorum. Yani balıklar için de geçerli olacağını düşünüyorum. Çünkü dünyanın denizlerde de vahşi ve sürdürülebilir olmayan avcılık yöntemini terk edeceğini, oranın da daha canlılara uygun olarak bir avcılığa evrileceğini düşünüyorum. Aynı zamanda yine özellikle büyükbaş hayvancılığının hem dünyadaki su kullanımı hem çevresel etkileri göz önünde bulundurulduğunda azalacağını düşünüyorum. Dolayısıyla büyükbaş hayvancılığın özellikle sığır ve koyun hayvan sayılarının da bütün dünyada azalacağını, onların biraz daha dengeli sayılara ineceğini düşünüyorum açıkçası. Az gelişmiş ülkelerdeki sokak hayvanları dramının biteceğini, sokak hayvanları nüfusunun azalacağını düşünüyorum. Sokak hayvanları nüfusunun da azalacağını da düşünüyorum. Bununla beraber, evet, her insan ve devletin sokak hayvanlarına da büyük destek olacağını, fakat bu sokak hayvanlarının daha ekolojiyle uyumlu, kendi başına hayat içerisinde daha kolay yaşayabileceklerini, böyle bir düzenin oluşacağını düşünüyorum. Tüm dünyada büyükbaş hayvanlarının sadece süt için yetiştirileceğini, fakat kapalı ortamlarda yavrularından uzaklaştırılmış, maalesef şu anda süt besiciliği böyle oluyor, yavrularından uzaklaştırılarak oluyor. Yavrularından uzaklaştırılmış hayvan yetiştiriciliğinin yasaklanacağını, dolayısıyla tekrar ediyorum, hayvan hakları yasalarının kapsamının genişleyeceğini düşünüyorum. Bütün dünyada üretilen alet, edevat ve tüm cihazların günlük kullandığımız hemen hemen her şeyin daha arızasız şekilde üretileceğini, yani kullanımda daha az arıza çıkartacağını düşünüyorum. Sorunsuz ürün tasarımı ve üretiminin gelişeceğini, satın aldığımız ürünün kullanım ömrünün net şekilde beyan edileceğini, dolayısıyla ürün fiyatlarını da bu ürün ömürlerinin belirleyeceğini düşünüyorum. Cep telefonu iletişiminde eğer bir tanışıklık yoksa izinsiz aramanın olamayacağını düşünüyorum. Mobil cihaz yazılımlarının da sadece kayıtlı numaralara müsaade edilecek şekilde
seçeneklendirileceğini düşünüyorum. Yine özellikle bugünlerde çok yaşadığımız, bütün dünya yaşadığı mobil cihazlara bağımlılığın hastalık haline geleceğini ve bunların tedavilerinin de gelişeceğini düşünüyorum. Bir süre sonra da tüm mobil cihazların artık elimizden düşmeyen aletler olmaktan çıkacağını öngörüyorum. 23. maddem, insanlar aşırı iletişimden nefret edecek. Bu durumu özgürlük kaybı olarak kabul edecekler. Dolayısıyla cep telefonlarını daha fazla kenarlara bırakacaklar ya da işte vücudumuzdaki biyonik iletişim aletlerini belki çok sık sık kapatacağız diye düşünüyorum. Facebook, Twitter, Instagram gibi şeylerden bir süre sonra sıkılacağımızı ve kullanımının azalacağını düşünüyorum. Hepsinin fazlasıyla da alternatiflerinin yerelde özellikle alternatiflerinin olacağını düşünüyorum. Fakat Google'ın ise popüler olmaya devam edeceğini düşünüyorum. Onlarca yeni mühendislik ve bilim dalı oluşurken birçok meslek dalının da yok olacağını, kapanacağını düşünüyorum. Örneğin saç tıraşını işte kesinlikle robotların yapacağını düşünüyorum. Bütün uçakların kesinlikle buna yolcu ve savaş uçakları dahil insansız, pilotsuz olacağını düşünüyorum. Fakat deniz aşırı haricinde çok hızlı demir yolu ve kapsül ulaşım araçlarının tam da hakim olacağını düşünüyorum. Bu araçların özellikle en düşük enerjiyle ve düşük sürtünmeyle, düşük ağırlıklarla üretileceğini, dolayısıyla nakliyelerde kullanılan insan ya da eşya nakliyesinde kullanılan araçlar için harcanan enerjinin o araçların kendisini taşımaktan ziyade içindeki yükünü taşımaya daha çok kullanılacağını düşünüyorum. Diğer bir maddem, ürün ve tüketim teşvik edici reklamların azalacağını düşünüyorum. Konutların, şehirlerin enerji ve su tüketimi aşırı azalacak. Su israfı, enerji kayıpları en aza inecek. Bu durumları da tamamen yapay zeka üretecek ve bütün konutlar inanılmaz izolasyon değeri yüksek ve çevreye uyumlu malzemelerle üretilecek diye düşünüyorum. Yine konutların küçüleceğini, minimalizm yaşamın çok popüler hale geleceğini, yani çok daha az eşyayla, daha sade bir yaşamın, daha küçük evlerde yaşamın daha popüler hale geleceğini düşünüyorum. Tüm konutların yine kendi enerjisini üretme sistemlerinin olacağını düşünüyorum. Hem magma enerjisi, hem güneş enerjisi, hem rüzgar enerjisi gibi enerjilerin daha mikro ölçekte konutlara uyarlanabileceğini ya da şirketlere, işletmelere uyarlanabileceğini düşünüyorum. Bununla ilgili zaten gelişmiş ülkelerde ciddi çalışmalar da var zaten. Yine güneş enerji sistemleri yüzlerce yıl ömürde olacak. Şu anda dünyada üretilen güneş enerji panelleri de maalesef yine çok kısa ömürlü, 20-30 yıl gibi bir verimli süreleri var. Dolayısıyla bunların da bu panellerin üretildikten sonra yüzlerce yıl hizmet edecek şekilde dizayn edileceğini, üretileceğini düşünüyorum. Bu teknolojinin keşfedileceğini düşünüyorum. Tüm konutların kesinlikle yağmur suyu biriktireceğini düşünüyorum. Yine tüm konutlarda tuvalet sifon suyunda artık temiz suyun değil, mevcut binanın atık sularının, örneğin çamaşır makinesi gibi makinalarının sularının kullanılacağını düşünüyorum. Yine bu tip aletlerin zaten hızla su tüketimleri, enerji tüketimleri azalıyor, daha da azalacağını düşünüyorum. Konutlarda ısınma amaçlı doğalgaz kullanımının azalacağını ve biteceğini düşünüyorum. Tüm ısınmanın elektrikle olacağını öngörüyorum. Airbnb ve türü konaklama ve seyahat türlerinin çok fazla gelişeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla otelcilik de belki gelişecek ama özellikle konut paylaşımıyla turizmin daha fazla ilerleyeceğini, daha verimli hale geleceğini düşünüyorum. Köy hayatı, kırsal hayat çok lüks ve popüler hale gelecek bence. Tabiatla iç içe yaşamak çok büyük zenginlik ve büyük konfor sayılacak. Güneş enerjisi tüm enerji ihtiyacımızın neredeyse tamamını karşılayacak. Dünya çekirdeğinin ısı enerjisi de yani magma enerjisinin de
çok daha fazla kullanacağını düşünüyorum. 40. maddem yeni yaşam deneyimi turizminin başlayacağını. Bununla ilgili çok küçük denemeler var ama bunun çok ilerleyeceğini düşünüyorum. Yani insanlar gönüllü olarak örneğin Çin'in bir köyünde 6 ay pirinç yetiştirme işinde çalışacaklar. O Çinli köylü gibi yaşayacaklar. O hayatı denemek isteyecekler. Dolayısıyla insanlar hayatlarında çok çok fazla meslek sahibi de olabilecekler. Yani sadece bir mühendis ya da doktor değil, aynı anda bir insan hem psikolog, hem sosyolog, hem doktor olabilecek. Ya da bir mühendis, öğretmen olabilecek. Daha fazla mesleklere, aynı zamanda designer, tasarımcı olabilecek diye düşünüyorum. Karbondioksit salınımının gelecek yüzyılda kesinlikle azalacağını ve küresel karbon çevrimi için hatta karbondioksit salınımının yetersiz kalacağını düşünüyorum. Çünkü bütün dünyada bir karbon çevrimi var biliyorsunuz ve bu karbon çevrimi için meyveler, sebzelerin yetişmesi için karbondioksite ihtiyaç var belli oranda. O kadar bu emisyonların, karbondioksit emisyonlarının önümüzdeki yüzyıllarda azalacağını görüyorum ki normalde dünya bu çevrimi işte doğal yangınlar, işte yanardağlarla karbon çevrimini sağlıyor idi bütün dünya. Bunun üzerine bizim bu yüzyılda özellikle insanlığın kendisinin işte maalesef yarattığı ve karbondioksit emisyonuna neden olan endüstriler, teknolojilerden dolayı biz tabiatın çevriminin ihtiyacından daha fazla karbondioksit ürettiğimiz için maalesef tabiatın çevrilemez karbon döngüsünü zorlaşır hale, yani karbondioksit fazlası verir hale getirdik maalesef. Dolayısıyla bunun azalacağını düşünüyorum. Hatta o kadar azalacağını işte ki azalacağını ki karbon çevrimi için karbondioksit emisyonunun teşvik bile edilebileceğini, dönem dönem bununla ilgili farklı çalışmalar olacağını düşünüyorum. 42. Tek kullanımlık plastik kesinlikle artık olmayacak diye düşünüyorum önümüzdeki yüzyılda. Çok büyük vergileri ve çok da büyük ayıp da olacak diye düşünüyorum. Tüm plastikler bitkisel veya mikrobiyolojik olarak üretilecek ihtiyaç olan plastikler. Deterjan endüstrisi bugün en büyük maalesef su kirleticisi olan kanalizasyonlara verilen deterjan atıklarının en büyük problem olduğu hep beraber hepimiz tarafından biliniyor zaten. İşte bu deterjan endüstrisinin tamamen çevreci olarak değişeceğini ve deterjan kullanımının da azalacağını düşünüyorum. Atık suların kesinlikle evet bütün dünyada bugün bir arıtma sistemleri var fakat bunun bütün gelişmemiş ülkelere de yayılacağını ve o ülkelerin de zaten gelişeceğini öngörüyorum. Dolayısıyla tertemiz arıtılmadan asla tabiata salınamayacağını düşünüyorum. Hatta bu arıtma neticesinde oluşan atıkların dahi ekolojik çevreye uyumlu hale geleceğini düşünüyorum. Bu atık suların tekrar tamamının önemli bir kısmının içme suyu ve sulama suyu olarak tarımda kullanılacağını düşünüyorum. Direkt su kaynaklarından şişeleme yapan su dolum fabrikalarının ki bugün maalesef öyle, bugün tabiat içerisinde bir işte ormanın içerisinde kurulmuş olan, kırsala kurulmuş olan maalesef su şişeleme şirketleri tabiatın ihtiyacı olan suyu direkt hiç yeryüzüne daha çıkmadan alıp şişeleyip insanlığa satıyorlar. Dolayısıyla o tabiat içerisinde akarsuların, pınarların azalmasına, ciddi şekilde azalmasına neden oluyor. Oradaki canlılık hayatını da ciddi şekilde olumsuz etkiliyor. Bunun biteceğini düşünüyorum. Bu fabrikaların bu şekilde dolum yapamayacaklarını artık biriktirilmiş suyla işte baraj suyu, belki zemin suyu, taban suyu ama ben taban suyunun da kesinlikle azalımının, kullanımının azalacağını ve duracağını düşünüyorum. Yani toprak altından su çekmenin de artık yasalarla engelleneceğini düşünüyorum. Çünkü o da ekoloji için büyük bir tehdit. 47. maddem ahşap yeniden temel yaşam malzemesi olacak. Fakat tüm dünyada orman ve bitki örtüsünün artacağını öngörüyorum.
Soğuk iklimler için kendinden ısıtıcılı giysiler, ayakkabılar sıradan hale gelecek diye düşünüyorum. Hava bazlı temizleyiciler su gibi temizlikte de fazlasıyla kullanılacak. Dolayısıyla suyun kullanımının temizlikte azalacağını öngörüyorum. Kullan at mantığında her şey tarihe karışacak. Çöp üretiminin azalacağını, çöp vergilerinin canımızı çok yakacağını düşünüyorum. Tüm çöplerin tekrar geri dönüşüme ya da enerjiye çevrileceğini düşünüyorum. Çin ve Hindistan'da nüfus sayısının azalışa geçeceğini, yine bu ülkelerin gençlerinin, ülkelerinin siyasi, ekonomik, kültürel, dinsel, çevresel, demografik değişimlerinde kesinlikle önce olacaklarını düşünüyorum. Bu gibi ülkelerin tabularının yıkılacağını ve darmadağın olacağını öngörüyorum. Hindistan'da ya da Hindistan gibi diğer ülkelerde işte insan sınıf farklarının olduğu kast yapısı gibi insanları sınıflara ayıran anlayışların yok olacağını, önemsiz hale geleceğini, biteceğini düşünüyorum. Hatta Ganj Nehri'nin 100 yıl sonra tertemiz ve içilebilir olabileceğini ama artık Ganj Nehri kenarında ceset yakılmayacağını öngörüyorum. Cesetlerin de çünkü artık değerlendirileceğini, insan cesedi bile olsa insanlık için değerlendirileceğini düşünüyorum. Belki enerjiye çevrileceğini düşünüyorum. Çin daha demokrat ve vatandaşlarına daha fazla özgürlük sağlamak zorunda kalacak. Çin ya da Çin gibi ülkeler diye düşünüyorum. Aksi takdirde olumsuz gidişattaki ülkeleri diğer ülkeler değil, diğer ülkelerin vatandaşları protesto ve terbiye edecek. Diğer ülkelerin vatandaşları o ülkenin içerisindeki belli bir anlayışta ki o ülkenin değişmesine öncü olmak isteyen insanlara dünya insanlığı da yardımcı olacak diye düşünüyorum. Yine Çin'in asla bir nolu süper güç olamayacağını, olsa bile bunu uzun süre devam ettiremeyeceğini düşünüyorum. Çin süper güç olur mu diye bundan önceki sunumumda olabileceğini düşünüyordum ama daha sonra düşününce olmayacağına kanaat getirdim, olamayacağına kanaat getirdim. Çünkü süper güç olmanın bir numaralı yolunun demokrasiden geçeceğini, insan haklarından geçeceğini düşünüyorum. Dünya Çin gibi ülkeleri ticari yöntemlerle ya da başka tip protesto yöntemleriyle disipline edecek diye düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri ve oluşturduğu paktların her zaman Çin ve Rusya'nın önünde olacağını düşünüyorum. Eğer Çin ve Rusya demokrasiye ve insan haklarına daha fazla sahip çıkmazsa Çin ya da Çin ve Rusya gibi ülkeler. 55. maddem. Petrolün önemsizleşmesiyle Rusya'nın ekonomik çöküş yaşayacağını düşünüyorum. Rusya'nın ziraat ve madencilikle tekrar yükseleceğini daha sonra öngörüyorum. Ülke ve şirket yönetimlerinde kadınların sayısı ve gücü erkekleri geçecek hatta eşitlenecek diye ya da eşitlenecek diye düşünüyorum. Kadınlar çok daha başarılı olacak, çok daha adil olacaklar diye düşünüyorum. Ayrıca kadın ve erkek karakterlerinin birbirlerine çok daha fazla benzeyeceğini de düşünüyorum açıkçası. Yani erkeklerin biraz daha müşfik, biraz daha feminen davranışlar geliştireceğini düşünüyorum. Bu tabii kadınsı olmak anlamı taşımıyor bu ifadem. Özellikle sadece biraz daha anlayışlı olacağını, daha müşfik olacağını öngörüyorum açıkçası. İş kazaları ve trafik kazalarının aşırı şekilde azalacağını, yine bunu yapay zekanın ve cihazların engelleyeceğini düşünüyorum. Canlı türlerin yok olması duracak. Yok olmuş veya sayısı aşırı azalmış birçok canlı tekrar aramıza dönecek. Yine işte mamut ve dinozorlarla ilgili benzer çalışmalar var. Özellikle mamutların aramıza dönebileceğini düşünüyorum tekrar. Çünkü genetik bilim de çok ilerliyor ve ilerlemeye devam edecek. İşte genetik biliminin etik olmaktan insanları tehdit eder olan tarafları da olacak bence ilk dönemlerde.
Fakat daha sonra bununla da ilgili insanoğlu bir tedbir alacak diye düşünüyorum. Eşyalarda tasarım çok önemli olacak. Fakat tasarım bir moda ve tüketim hali olmaktan çıkacak diye düşünüyorum. Tasarlamak insan mutluluğu ve sanatsal tatmin için yapılacak diye düşünüyorum. Fakat eşyaların malzeme, üretim şekli ve kullanım şekillerinde çok büyük farklılıklar olacağını düşünüyorum. Robotik üretim, yapay zeka ve bilinçli tüketimle insanların çok çok daha az çalışacağını düşünüyorum. Dolayısıyla daha az tüketildiğinde daha az üretimler olacak. Dolayısıyla daha az üretim olduğunda insanlar daha az çalışacaklar. Dolayısıyla daha az çalışarak daha fazla kazanç elde edecekler. Kendilerine daha fazla vakit ayıracaklar diye düşünüyorum. Kendilerine daha fazla vakit ayırdıklarında hem kendileri, aileleri ve şehirleri, ülkeleri, dünya için çok daha fazla değerli şeyler yapacaklar diye düşünüyorum o müsait zamanlarında. Çalışanların ortak olduğu şirket fabrika modelleri çok gelişecek diye düşünüyorum. İnsanlar yüksek risk ve stresli girişimcilik modelini terk edecekler. Tabii öbür taraftan şirket batışlarının da biteceğini düşünüyorum. Dolayısıyla şirket kapanmalarında bir batma ya da kişisel risk, kişisel problem yaşamaların da en aza ineceğini düşünüyorum. Farklı formüller oluşacağını düşünüyorum orada. Tam belki anlatamıyorum ama farklı formüller kesinlikle oluşacak. Girişimcilikle ilgili. Fakat bütün dünya girişimciliği daha fazla ödüllendirip teşvik etmek zorunda kalacak. Çünkü girişimcilik eşittir getirilerini, kazançlarının yanında çok fazla o kişiler için enerji kaybı, zaman kaybı, kişisel fedakarlıklar, aile fedakarlıkları da anlamına geldiği için girişimcilik daha fazla desteklenecek diye düşünüyorum gelecek yüzyıllarda. Tüm dünyada yine memur sayısının azalacağını, bankacıların sayısının azalacağını, bunun gibi birçok mesleğin tamamen dijitale döneceğini, deneyim gerektirmeyen, alışverişte deneyim gerektirmeyen eşyaların da tamamının internetten satılacağını öngörüyorum. Yani bir ürüne gidip dokunmanız, deneyimlemeniz, koklamanız gerekmiyorsa o ürünü ya da daha önceden deneyimlediyseniz onu internetten satın alabileceksiniz. Onun dışında fiziksel mağazacılığın kesinlikle bitmeyeceğini ama azalacağını öngörüyorum. Dolayısıyla mağazacılık ve kira rantının da ciddi şekilde azalıp biteceğini düşünüyorum. Böyle bir zenginliğin olamayacağını düşünüyorum. Yine özellikle ev kiralama ile ilgili gelirlerin de biteceğini ve azalacağını düşünüyorum. Askeri yapıların yine çok küçüleceğini ve robotize olacağını, yine daha önceden bahsetmiştim, bütün savaş uçaklarının kesinlikle insansız olacağını düşünüyorum. Fakat inşallah bu tip bir savaş araçlarının da gerekmeyeceğini, çünkü bütün dünyada savaşların azalacağını, çok yerelde kalacağını, hatta biteceğini düşünüyorum açıkçası. Çok savaşmak çok çok ilkel bir şey olacak diye düşünüyorum. Zaten dünyanın bu gelişmişliğine rağmen, bu teknolojisine rağmen Allah'a şükür yine de eski çağlara göre daha az kavgacı ve savaşçı bir yapıya doğru evrildi bütün dünya. Bunun daha da olumlu olarak gelişeceğini düşünüyorum. Ekonomik ve siyasi düzenler insanlar ve çevre merkezli olarak kesinlikle evrilecek. Sosyalizm ve kapitalizmin karışımı haline gelecek diye düşünüyorum. Ne tek başına sosyalizm, ne tek başına kapitalizmin olmayacağını artık düşünüyorum. Kapitalizm dünyanın kabul ettiği en iyi sistemlerden bir tanesi olabilir ama en mükemmeli değil. Dolayısıyla onun da değişeceğini, sosyalizmden de çok şey alacağını ve iki anlayışın, iki yönetim şeklinin de birleşeceğini düşünüyorum açıkçası. Doğrularının birleşeceğini düşünüyorum.
tüm dünyanın ortak bir para biriminde anlaşacağını ve bunun da muhtemelen dijital olacağını düşünüyorum. Yüksek ihtimal. Altın, gümüş parasal araç olmayacak bence. Hepsi değerli metal, değerli maden olarak kalacak diye düşünüyorum. Hiçbir ülke artık dini inançları finanse etmeyecek. Fakat bunlarla ilgili bütün dünyada daha fazla laikliğin olacağını, dini inançların ya da bu tip işte mezhepsel inançların, işte cemaatlerin, bu tip yapıların daha fazla yasalarla disipline edileceğini, bu tip yapıların istismar yapamayacağını düşünüyorum. Evet, bitmeyecek. Fakat istismarın engelleneceğini düşünüyorum. Yine bizzat o yapıların üyeleri tarafından engelleneceğini düşünüyorum. Bireysel ve aşırı zenginliklerin buna kesinlikle inanıyorum. Örneğin yine çok çok inandığım maddelerden bir tanesi bu 69. maddem. Bireysel ve aşırı zenginliklerin olmayacağını düşünüyorum. Evet, çok çalışmak kesinlikle ödüllendirilecek. Fakat bu ödül bir Elon Musk'ın ya da Jeff Bezos'un aldığı ödül kadar kesinlikle olmayacak. Çift haneli milyar dolarlara bireysel olarak sahip olamayacağız diye düşünüyorum. Olmamalıyız da diye de zaten düşünüyorum. Bu durumun kapitalizmin bir zaafı ve açığının olduğunu düşünüyorum. İnsanlığın bunu keşfedeceğini ve bu açıkları kapatacağını düşünüyorum açıkçası. Ama yine de kesinlikle daha çok çalışanlar, daha efektif, verimli çalışanlar daha fazla ödüllendirilmeye tüm insanlık yaşam boyunca devam edecek diye düşünüyorum. Evliliklerin azalacağını ve daha ileri yaşlara taşınacağını düşünüyorum. Ve maalesef daha zayıf bağlarla evliliklerin oluşacağını, daha çok arkadaşlık gibi olacağını düşünüyorum. Bu zaten Avrupa'da genel olarak böyle. Ama bütün dünyaya yayılabileceğini düşünüyorum. Her insan ömrü boyunca da çok fazla da evlenecek diye düşünüyorum. Evliliklerle beraber artan evlilik sayısı ve uzayan evliliklerle beraber çocuk sayısının da ciddi azalacağını, yine gelişmiş Avrupa ülkelerinin olduğu gibi bütün dünyada önümüzdeki yüzyıllarda çocuk sayısı ve çocuk doğumlarının teşvik edileceğini, ödüllendirileceğini düşünüyorum yine. Tüm dünyada turizm gelişmeye devam edecek, ilerlemeye devam edecek. İnsanlar istedikleri ülkelerde uzun süre, istedikleri kadar süre yaşayabilecekler. Çok daha fazla ülkenin pasaportuna sahip olacak insanlık. Ülkelerin sınırları kalkar mı? Birçok ülkenin sınırlarının kalkabileceğini de düşünüyorum. Ama yine de mutlaka pasaport gibi bir kimlik, bir takip sisteminin yine de olacağını düşünüyorum. Bütün sınırlar kalksa bile. İdam cezasının kesinlikle tarihe karışacağını düşünüyorum. Her insanın psikolojik, biyolojik, ekonomik verilerinin yapay zeka ve merkezi bir sistemle takip edileceğini ve sorunsuz bir yaşam için destek sağlanacağını düşünüyorum. Fakat bunun ilk dönemlerde çok suistimalle edilebileceğini düşünüyorum ama bu suistimal açıklarının da daha sonra yine insanlık tarafından kapatılacağını düşünüyorum. Yapay zeka analizleri ve tavsiyeleri çok yüksek oranda isabetli olacak. İnsan vücudunda daha fazla ve uyumlu biyonik robotik uzuvlar olacak diye düşünüyorum. Hatta bununla beraber örneğin felç rahatsızlığının da tarihe karışacağını düşünüyorum. Tedavi edilebileceğini düşünüyorum. 75. madde, suç işleme potansiyeli olan insanlar hasta kabul edilerek erken dönemde tedaviye alınacak ve erken dönemde de tespit edilecek diye düşünüyorum. Yani suç işleme olasılığı yapay zeka tarafından ve yüksek isabetle tespit edilebilecek diye düşünüyorum. Yine genetik yatkınlıkların özellikle tam çözülebileceğini düşünüyorum. Hem hastalıklara hem özellikle bu tip suç işlemeye çözülebileceğini düşünüyorum. Ve suçların önemli bir kısmının daha işlenmeden engellenebileceğini düşünüyorum. Hobi, turizm ve eğlence sektörlerinin aşırı gelişeceğini, mutluluk biliminin oluşacağını düşünüyorum. Bireysel mikro üretimin gelişeceğini, ev üretimi ve mini atölyelerin çok yaygınlaşacağını yine düşünüyorum.
Bunun hem üretim hem özellikle 3 boyutlu yazıcılar gibi aletler ya da daha küçük CNC makinalarla, aletlerle evin bir odasında herkesin günlük ihtiyaçları ile ilgili hem kendi hem dünyanın ihtiyacını karşılayacak minik mikro üretimler yapacağını öngörüyorum. Uygun denizaltı araçlarıyla derin deniz okyanus dalışı turizminin gelişeceğini düşünüyorum. Bununla ilgili denemeler var ama mikro denizaltılarla bunun çok çok gelişeceğini düşünüyorum. Elon Musk gibi girişimciler uzay boşluğunda otel açacak diye düşünüyorum. Bu arada bu tip girişimcilerin sayısının artacağını ve bunların bu tip girişimcilerin yine zenginliklerini tekrar insanlığa ve dünyaya, canlılara tekrar aktaracağını düşünüyorum. Dolayısıyla daha bireysel yaşayan, daha sadece para biriktirmeye ya da rant hedefiyle yaşam süren biz patronaj yapısının, girişimci yapısının değişeceğini kesinlikle düşünüyorum. Daha duyarlı ve bilinçli girişimcilerin olacağını, oluşacak zenginliklerini de toplumla paylaşacağını, bu sebeple zaten bu bireysel zenginliklerin aynı zamanda kişilerin kendi istekleriyle topluma geri çevrilerek, yani bu tip girişimcilerin daha hayırsever ve paylaşımcı olacağını, daha fazla hayırsever ve paylaşımcı olacağını düşünüyorum. Elon Musk gibi girişimcilerin uzay boşluğunda oteller açacağını, uzay turizmini sıradan hale getireceklerini düşünüyorum. Fakat bunların çok büyük enerji gerektirdiğini ve dünya kaynaklarının kötü kullanımı ve israf gerekçesiyle bu tip fantazilere karşı çıkacağını da düşünüyorum. Nasıl ki birçok Amerikalı NASA'nın ay araştırmalarına, araştırma bütçesini karşı çıkıyorsa gelecekte bunun da sorgulanacağını düşünüyorum. Everest'te belki 8800 metrede 8800 metre rakımda otel açılacağını düşünüyorum. Hatta bu otelin Elon Musk gibilerin uzayda yaptıkları otelden sonraki en pahalı otelde olacağını düşünüyorum. Bu otelin de gayet yine çevreci olacağını düşünüyorum. Bireysel sporun yine hayatın bir vazgeçilmez parçası olarak bütün dünyaya yayılacağını düşünüyorum. Ruh açlığının ve tatminsizliğin çok fazla artacağını, ruhsal tatmin amaçlı bilimsel çalışmalar ve metotların çok gelişeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bugün yine var fakat daha da gelişecek. Bu dönemde maalesef intiharların aşırı şekilde artacağını, daha sonra ise tekrar mutluluk biliminin gelişimiyle azalacağını düşünüyorum. Ötanazinin tamamen yasal olacağını fakat çok az insan tarafından tercih edileceğini düşünüyorum. Çok kolay dil öğrenilecek. Her şeyin hatta öğrenilmesi çok çok daha kolay olacak diye düşünüyorum. Uyuşturucu, sigara, alkol kullanımının nereye evrileceğini açıkçası çok kestiremiyorum. Fakat bu alışkanlıkların tedavisinin çok kolay olacağını ve zararlı uyuşturucu madde üretim ve satışlarının imkansız hale geleceğini düşünüyorum. Süper bir takip sistemiyle aynı zamanda kullanımı azaldığı için de zararlı maddenin kullanımı azaldığı için de zaten bu tip yasa dışı suçların daha az işleneceğini ya da işlenmeyeceğini düşünüyorum. Yine bu tip zevklerin yapay ve vücuda zarar vermeden deneyimlenebileceğini düşünüyorum. Çocukların çok çok daha erken yaşlarda daha akıllı ve çok erkenden olgunlaşacaklarını düşünüyorum. Çocuk eğitiminin bütün dünyada değişeceğini, öğretmenliğin aynı zamanda bir öğrenci mentörlüğü ya da ebeveynliğine dönüşeceğini neredeyse düşünüyorum. Yine öğretmenlik gibi mesleklerin bir danışman gibi, hayat danışmanı gibi olacağını ve çok kazançlı olacağını düşünüyorum. Yine enteresan bir öngörüm bu. Buna da %100 inanıyorum. Miras paylaşım şeklinin değişeceğini düşünüyorum. Aileler tüm miraslarını çocuklarına bırakamayacak artık.
Miras paylaşımında ailelerle birlikte toplum veya devletler ana hissedar olacak diye düşünüyorum. Dolayısıyla çocukların artık varlıklı bir ailede doğmuş olması onlar için bir avantaj olacaktır mutlaka. Fakat çok çok büyük bir avantaj olmayacak diye düşünüyorum. Hatta bu gençler çalışmayı, kendilerinin kazanmasını, kendi alın teriyle hayata tutunmayı çok çok daha onurlu ve mutluluk verici olarak görecekler. Ona inanacaklar ve kendi yollarını çizecekler. Kendi kazançlarını yorularak, terleyerek kendileri kazanacaklar diye düşünüyorum. Avrupa, Amerika, Japonya gibi gelişmiş ülkelerin nüfusunun aşırı yaşlanacağını, bunun çok büyük problem olacağını düşünüyorum. Bu ülkelerin Çin, Hindistan ve Afrika'dan büyük ödüller vererek genç nüfus ithal edeceklerini, daha sonra özellikle bu ülkelerde bu ülke insanların çok çok daha popülasyonların çok çok daha fazla hale geleceğini, örneğin gelişmiş bir ülkede, bir Japonya'da Hintli nüfusun ya da Çinli nüfusun çok çok daha fazla olacağını öngörüyorum açıkçası. Ya da Avrupa'da Afrikalı nüfusunun çok çok daha ya da Orta Doğu nüfusun çok çok daha fazla olacağını öngörüyorum açıkçası. Bu gelişmiş ülkelerde şirketler çok çok daha fazla hızlı sahip değiştirecek, şirketleri devam ettirecek insan bulunmakta zorluk çekilecek diye düşünüyorum. Mirasçılar da olmayacağı için. Dolayısıyla bu tip şirketlerin hayatını devam etmesiyle ilgili yeni mekanizmaların oluşacağını öngörüyorum, düşünüyorum. 91. maddem, Almanya ve Çin bu kadar kolay dış ticaret fazlası veremeyecek. Hatta Almanya'nın otomotivde endüstrideki öncülüğünü kaybedeceğini de düşünüyorum. Aynı ülkelerin sürekli dış ticaret fazlası vermesi, başka ülkelerin de dış ticaret açığı vermesi anlamına geleceğinden bu durum sürdürülebilir olamayacak. Bu paradoksa bir çözüm bulunacak mutlaka. Çünkü bir ülkenin sürekli dış ticaret fazlası vermesi, öbür ülkelerin de sürekli çok fazla parasının olmasını gerektirecek. Dolayısıyla onun parasının olması için onun da dış ticaret fazlası ya da bu tipte gelirlerinin olması gerekecek ya da sürekli para basılmış olacak. Bu da imkansız olduğu için bunun dengeleneceğini düşünüyorum. Orta Doğu ülkeleri ya tamamen petrolden bağımsız ekonomik ve çevresel düzene geçecek ya da tamamen yaşanmaz hale gelip yok olacak diye düşünüyorum. Tüm Orta Doğu'da ve çöllerde milyonlarca kilometre karelik güneş enerji alanları yapılacak ve bu ülkeler bu güneş enerjisinden elde ettikleri elektriği başka ülkelere ihraç edecekler diye düşünüyorum. Güvenli ve fabrikasyon gıda endüstrileri çok gelişmiş durumda dünyada ama inanılmaz gelişecek ve bütün fakir ülkelere de gelişmemiş ülkelere de bu çok yayılacak. Ve onların da bu şekilde açlık probleminin bu şekilde biteceğini düşünüyorum. Bu gıdalara erişim yine fabrikasyon ve güvenli gıdaya erişimin cadde ve sokaklardaki gıda bank cihazlarından olacağını hatta gıda nakliyesi ile ilgili insansız daha otomatize hani drone gibi de olabilir belki vakumlu tüplerle de olabilir nasıl şebekelerden su gönderiyoruz konutlara bu şekilde merkezi bir sistemle gıdanın bile evlere gönderileceği otomatik merkezi sistemlerin olacağını düşünüyorum. Yine mekanik ve dijitalize sistemlerin olacağını düşünüyorum. Bilinçli ve topraksız tarım tam anlamıyla mükemmel gelişecek. Yani seracılık tüm dünyada daha da fazla gelişecek. Seralar çevresel faktörlerden etkilenmeyecek şekilde yapılacak. Yine benzer bir önceki maddelerde bahsetmiştim. Rusya, Ukrayna, Afrika dünyanın en büyük gıda üreticileri olacak gibi ülkeler. Temelde doktorlar ve hemşireler yapay zekanın yardımcısı ve uygulayıcısı olacaklar diye düşünüyorum. Yine kişisel tedavi bireylere dönük kişisel özelliklere dönük herkesin kendi bedenine uygun, kendi genetiğine uygun
ilaç ve tedavilerin de çok gelişeceğini, bütün ilaç yapı bileşenlerinin işte dozajlarının bu yapıya göre otomatik olarak ayarlanabileceğini düşünüyorum. Toprak altı ve denizler yaşam için çok çok daha fazla kullanılacak. 98. maddem Mars'ta yaşam ve koloni kurulsa bile gelişemeyeceğini düşünüyorum açıkçası. Dünyalılar önümüzdeki 50 yıl boyunca büyük çevresel ve sosyal felaketler yaşayacak. Fakat dünyadan başka gidilecek yer olmadığını anlayacak ya da çok pahalı, zor olduğunu, bütün dünya insanlığı için imkansız olduğunu anlayacak. Yani dünyayı terk etmenin, Mars'a yerleşmenin bütün dünya insanlığı için imkansız olduğunu keşfedecek. Ve dünyaya zarar vermeyi mecburen terk edecek. Dünyaya mecburen daha fazla sahip çıkacak diye düşünüyorum. Dünya bundan sonra da hızla, bu anlayıştan sonra hızla kendisini tamir edecek diye düşünüyorum. 99. maddem Tanrı inancı artacak. Hatta Tanrı ilahi bir güç matematiksel olarak ispat edilecek. Fakat dinler ve mezhepler çok fazla sorgulanacak. İnançlar çok sorgulanacak ve bir kısmı da değişip yok olacak diye düşünüyorum. 99 maddem bu kadar. Çok fazla iyimser olduğumu düşünebilirsiniz. Fakat bunlar benim düşüncelerim. Ben böyle düşünüyorum. Böyle de olmasını arzuluyorum açıkçası. Zaten tüm dünya bu değişimi mecburen gerçekleştirmek zorunda kalacak. Hem ilerlemenin bir sonucu hem bir zaruretten dolayı bu değişimi gerçekleştirecek diye düşünüyorum. Eğer bunlar gerçekleşmezse ne olacak? O zaman şu olacak. Bütün dünya canlılarını çok büyük acılar ve dünyanın yok oluşa sürüklenmesi bir mukadderat olacak. Yok oluşa sürüklenecek. Bütün canlılar çok büyük maalesef acılara maruz kalacak diye düşünüyorum. Benim fikirlerim böyle. Siz de bir şeyler düşünün. Bakalım siz neler not alacaksınız. Sizden neler çıkacak. Daha iyi bir dünyada hep beraber yaşamak dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun. Selamlar, sevgiler.